Psikolojik'ten selamlar. Yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar, bu videoda 5 CS globaline karşı 5 Valorant Immortal'ı kapışacak. CS'ye yıllarını vermiş 5 kişi var gerçekten karşılarında, Valorantçıların. Önce bir Valorant maçı izleyeceğiz, sonra bir CS maçı izleyeceğiz. Gerçekten efsane bir video oldu. Siz de sonuçlara çok şaşıracaksınız. Bunu önceden söyleyeyim. Like'lar, aboneler gerçekten harika gidiyor. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Bir de küçük bir hatırlatma yapacağım. Twitch'te her gün canlı yayın yapıyorum ve partnerlik almaya çalışıyorum. O yüzden Twitch'ten de beni takip etmiyorsanız, yayınlarıma gelirseniz çok sevinirim. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Evet dostlar, Valorantçılar vs CSGO'cular videomuza hoş geldiniz. Önce Valorant'ta bir Ascent haritasında bir 5v5 atacağız. Ondan sonra muhtemelen Dust 2 haritasında bir 5v5 atacağız gibi düşündük. Zaten Ascent'te biliyorsunuz Valorant'ta Valorant'ın Dust 2'si olarak geçiyor. Bu arada takımlar da bu şekilde. Genelde Valorantçılar arasında full Immortal'lar var. LFT Eko CSGO'cuların arasında, çünkü CS'cilerde bir kişiye de sıkıntı çıktı. Eko'yu karşı takıma verdik. Eko hem CS'de global hem Valorant'ta Radiant, o şekilde de bir oyuncu. O konuda haberiniz olsun. Son dakika iptali oldu bir kişi de. Evet, Asay'da girmeye başardılar. CS'ciler şu an 3'e kadar getirdiler durumu. Ascent'te A'ya girdiler. Neler oluyor? Birden side'a girdiler ama Valorantçılar gayet rahat bir şekilde side'ı savunmayı başardı. Plant bile almalarına izin vermedi. Exciting çıktı, orada iki kişi çıkardı. Evet, CS takımımızı izliyoruz. CS takımımız mid kontrolünü almaya karar verdiler. Burası. Muhtemelen Eko bunlara güzel taktikler veriyor. Oo, Sky oradan iki kill çıkarmayı başardı. Sky 3. kill'ini de alıyor. FMX şerifiyle Sky'ı düşünmeyi başarmış. ESN Kui FMX'i indiriyor, arkadaşını Zayden'ı hızlıca alıyor. West buradan ESN Kui tarafından bıçaklanıyor. Durum 2-0 oldu. Evet, bir bonus round oynayacak Valorant takımımız. CS'cilerde de iki tane bulldog tercihi görüyorum. Yarım kalkan almayı reddetmişler CS takımımız. Hemen line up öğretmişler CS takımından bir kişiye. Cross'lar bakalım, CS cross'u mu? Evet, hepsinde baksana açık cross var. Buradan Baba King VS'yi koydu ama Exciting ile Sky izin vermediler. 3 kişi kaldı CS takımı. Yavaşça Lurk'ü kontrol etmeye çalışıyorlar. Asayda girmeyi başaramadılar. Amen'i hala da almaya çalışıyorlar. Sky kurdu, lane bu alındı. Eko Exciting'i indirmeyi başaran isim. Sky'ın canı az ama burada yine de deniyor. Vast tarafından düşürdü Sky. Durum 3'ü 3'e kadar geldi. Bonus roundda bakalım CS takımımız ne yapacak? Enes Kui buradan bir timing atmayı başarabilecek mi? Eko içeriden şüphelendi. Enes Kui'yi indirmeyi başardı. Çağrı direkt arkadaşının trade'ini alıyor. Psikopat arkalamış, Çağrı indiriyor. Buradan ve bastı. Rahat bir biçimde indiriyor Psikopat ve 3-0'a geçirdi Valorant takımımız. Valorant takımında bir outlaw tercihi görüyorum. 4 tane de Vandal satın alınmış. CS takımı yine Eko'ya düşmüş durumdalar. İleriyi tarıyorum. FMX'ten bir de doğru bir ok geldi. Ve midde Sky'in infosu alındı. Bir mid fight dönüyor. Sova'nın canı azaltılmış. Psikopat Çağrı indirmeyi başarıyor. Psikopat 3'ünü de çıkarıyor oradan. Eko'yu oradan düşüyor. Tek başına kalan Baba King. Bıçaklanmayacağım diyor Martin'in. Ve burada Baba King'i bıçaklayacaklar Sky kurduyla stunlayarak. Durumu 4-0'a getirdiler. Bakalım Valorant takımı CS'de bu kadar rahat oynamayı başarabilecek mi? Bir Valorant takımının Discord'una gidelim, infolarını bulalım, duyalım. Selam beyler, sizin infoları dinlemeye geldim. Çok iyi gidiyorsunuz. İnfo yok ki abi. Tak atak diyorsun. Nasıl info yok ya? İnfo yok, uçak atmaya gidiyoruz sadece. Konuşmuyor musunuz? Gördüğümüzü indireceğiz zaten abi. İnfo alacağım adam. Mide... B main var, B link var. Mide oynuyor kanka. Resim var, attım flash, kör. Bıç, sonuncuya bıç. Tam bıç, yine bıç. Flash şurada, flash at. Bıç. Köpek at, sen bekle. At. Slow bitsin, bekle lan. At flash. Körüm. Birine Q'nu şuraya at, bir tanesini buraya at. Kiju ulti atacak, ben smoke'un yedim. Geçtim. Geç. Dur lan, sağlıyorum buraya. Hayır, tek kez al, ulti var. Bekle. Kiju B'ye ulti atacak. Şuraya bir smoke atsana. Q'nu at, bir de şuraya at kanka. Aç dedim, aç, tamam mı? Yakın at lan, dip al. Kanka aç. Pardon abi. Aç, aç. Açım kanka. Oğlum onu ilk de edildim desem. Kanka, pardon. 80 vurdum Kiju'ya.
Hayda dış attı. Eko site'da. Ah be. Spike yerleştirildi. Bekle. Ayakta kalan son. Enti, 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 enti. Biraz da karşı takımı dinlemeye gidiyorum. Selam beyler, biraz da sizin infolarını dinlemeye geldim. Selam, hoş geldin. Leşi, senden isteyeyim de şuraya atacaksın, tamam mı? Şuraya doğru. Tamam. Ama ilk smoke'ları düş abi. Düş abi smoke'ları sen. Düşüyorum. Markete düştüm. Tamam. Flash'ı da hazır tut abi. CT'ye düştüm. Tutuyorum flash'ı. At abi flash'ı. Attım. Helal. Okta görüldü. Güzel. Gir. Kapattım abi kapıyı da. Büyük ihtimalle CT gelecek bir tane. Main'e gidelim. Görüyorum direk. Okey, tabi tamam. Dur abi. Drone da var bende. Okey. Vurdum ortaya. CT smoke bitti. CT'ye drone atayım bakayım. Smoke gelecek 8 saniye. Kapatırım yere. Ben backside oynayayım. Orada operatör. Bak tamam, smoke operatör düşeceğim. Şurada duruyor. Smoke düşeceğim. Bekle. Kim var haberiniz olsun. 2 de orada abi. Orada da varmış. 10 saniye bir bay. Çıktı biri, çıktı biri. Çıkıyorsun abi. Vur abi. 120 seç. 3 saniye ok geliyor. Görevin daha bitmedi. Öleceğim. Tarı kaldırdım. Ah lan. Ultim hazır. Kutu önünde bomba. Ah be FMX! Ah be FMX! Adamlar beni görürse vuruyor. Ah be. Dedim hadi lan eski günlerdeki gibi. Biliyorum da oğlum, ne bileyim kurtarırım. Bak okum var dedim, kimse dinlemedi, öldünüz. Bir dursaydınız şu gösterecektim böyle işte hepsini. Bak cross koydunuz, öldünüz. Bir oku bekleseniz var ya, paramparça edeceğiz ha. Ne yapalım abi, biliyor musunuz? Gelin AM'nin şifle. Evet. Abi şuradan drone'la başla abi. AM'nin kontrolünü alalım. Omen, smoke'ları düş sana dediğimde, smoke düştükten sonra tamam. Şuraya flash tut, tamam mı? Tamam. Bekleyin drone'a. Bekle bekle, drone'u bekle abi. Burada, sizde de burada kurt atıyor iki kişiler. Yakın abi. Düşe mi solda ya, yakın solda. Düş abi smoke'ları. Aa öldü. Oynamanız lazım. Helal, helal. Girelim, girelim. Duvar, duvar. Duvarı kır, duvarı kır. Kırıldı duvar, solda var bir tane. Var, az kırdım. Gen var, heaven var. Gen var, heaven var. Bir dakika, körüm. Enti abi. Enti. Yakası yok bunlar, Radiant. Radiant değil karşıda kimse ya. İmmo. Cross'luyum valla yine. At abi flash, attım insta flash. Smoke bir tane var. Kamerası var yukarıda. Körüm. Ben de körüm. Abi smoke'ları düştene. Hemen açılıyorlar. Bir tane var. Smoke'ları sızmış olabilir. Kör değilim. Markete. B'de düştü. Lan bıçak. Lan bıçak atıyor. Var mı abi can? Can var mı abi? Var var. Abi 55. Omen. Tam can atıyordum. Omen pushladı ya. Elinize kolunuza sağlık. Evet arkadaşlar, şu anda CS takımını Valorant takımı 8-1 bir galibiyetle seçiyor ama CS takımında onlar da aslında 2 açacağımızı zannediyorlar gibi bir info duydum. Hangi map olacak, çok heyecanlıyım. Çünkü ben hani öyle düşünmüştüm kendi açımdan ama şöyle oldu. Ben dedim ki Valorant haritasını CS'ciler, CS haritasını Valorantçılar seçsin ama takımlar da dedi ki bence herkes kendi hakim olduğu yeri seçsin. Valorantçılar burayı seçtiler, yani Ascent haritasını seçtiler. CS takımı bakalım hangi haritayı seçecekler. Sky buradan bir kişi indirmeyi başardı. Agresif alıyorlar A-Main'i. Hala agresif almaya devam ediyorlar. Sky buradan bir flash atıp biklemeye çalışacak. Çağrı tarafından düşürülen isim. Exciting burayı duvarıyla kapatacak. Bir Sova ultisi geliyor. Sova ultisi nereye gidiyor şu anda? Sova biraz... FMX tarafından boşa bir ulti atıldı gibi gözüküyor. Tabi ömrü CS'de geçmiş insanlar için skill kullanmak bazen zor olabiliyor arkadaşlar. Hak verirsiniz. Evet, smoke için de exciting. Bakalım smoke için bekleyecekler mi? Eko'yu burada gördü. Eko tam smoke'da yakalandı. Exciting ikinciyi de indirdi. Smoke için de çağrı tarafından düştü. İndirilen isim. ESN Eko'yu, Psikopat ve LS Martinez hala daha B'yi tutuyor. Rotate mi vermek isteyecekler? Çağrı ve Baba King rotate vermek istiyor. Bir teleport geliyor backside'a ama burada. Marty tarafından bulunacak çağrı. Spike B'de düştü. Ve burada...
Baba King DSN Kuy tarafından düşülüyor. Bu arada arkadaşlar, bu videolar için mesela ben de globalim, Valorantçıları parçalarım diyen arkadaşlarımız varsa onları da Discord kanalımıza bekliyoruz. Haberiniz olsun. Böyle iddiaları Discord kanalımızdan alıyoruz. Discord kanalımıza herkesi bekliyoruz dostlar. Psikopat elindeki operatörle yine short'a doğru pik alıyor. Mide pik alacak buraya crosslar. Psikopat oradan bastı düştü. Alıp çıkmayı başaran isim. Çağrı direkt cross koymuş ve indirmeyi başarıyor. Exciting burayı stonlarıyla yavaşlattı ama Echo. Burada Exciting tarafından düşürdü. SN Echo'yu arkalamış. FM'yi sindirmeyi başaran trade'ini alıyor direkt. Spike ortada düştü. Tek başına kalan Baba King bakalım neler yapabilecek. Kijun isimli attı ama Exciting tarafından düşürülüyor. Durum 10'a 1'e geldi arkadaşlar. Buradan Sky direkt flash'ı yiyen isim. Sky'ı tahmin edecekler mi? LTS Martinez çok güzel bir bait attı. Sky'ı şu an tahmin etmiyordur Valorant CS takımı. Sky inanılmaz bir tetik disiplini. Aaa Echo'yu bıçaklayacaktı. Bir düşman kaldı. Echo'yu bıçaklayamadı, bıçaklamayı başardı. Evet sonunda bekledi. Ve Echo'yu sonunda bıçaklamayı başardı. Durum 11-1 arkadaşlar. Valorantçılar şu anda bayağı bir önde. Yani bakalım savunmaya geçtikten sonra Ascent savunma map'idir. CS'cilerimiz oyunu çevirmeyi başarabilecek mi? Ya da kaç round kazanabilecekler? Bu da önemli bir soru. Ama tabii Valorant oynamayan, genelde CS oynayanlar için bu skill mevzuları biraz zorlayıcı oluyor. Valorantçıların kafasında bir sürü taktik varken, yani en basit taktiği bile yapsalar CS'ciler CS'ci olduğu için bunu bilemeyebiliyorlar. Bakalım Wasp burada direkt pikledi. Exciting Wasp indirmeyi başardı. Baba King burada psikopat tarafından düşürülüyor ve kolay bir şekilde Vsite ele geçirildi. Agresif yapıyorlar CT'yi. Çağrı psikopatı indirmeyi başaran isim. Çağrı sola doğru ilerliyor. Solu fark etti ama burada Sky tarafından düşürülüyor. FMX tek başına kaldı. FMX'i bıçaklamaya çalıştı Exciting ama 23 canla bıçaklanmasına ben bıçaklanmam dedi. Duvarı kırıyor FMX, denemek isteyecek. Denemekten başka çaresi yok. Ve burada LTS Martinez tarafından düşürülüyor FMX. Durum 12-1. Beyler karşı takıma bıç vs'si teklif edelim mi? Ne diyorsunuz? 12-1. Olur aslında ya. Evet 5v5 bıç atmaya karar verdiler. Son roundu. Bakalım neler olacak. Echo'yu izliyoruz şu anda. Bütün fight diyor. Aaa! Birden silahlar çekildi. Ayakta kalan son. CS takımı silahlarını çekti. Ama ona rağmen Valorantçılar kazandı. Neler oluyor? Ve bizimkileri uyarmıştım Valorantçıları. Dedim ki sakın elinizde bıçak almayın. Pompalı alanları görmüştüm. Birden CS takımı silahları çekip vurmaya başladı. Ve Valorantçılar ona rağmen kazandı. Arkadaşlar durum 13-1 bitti. İlk maçımız, skor tablomuz bu şekilde. Psikopat 16'ya 6 oynamış. 314 çakışma skoruyla MVP bitirmiş. Sky'ın neden ismi gözükmüyor bilmiyorum. CS takımında da LFT Echo 9-13 şekilde MVP bitiren isim, arkasından da FMX geliyor. FMX'i zaten hepiniz biliyorsunuz. Kendisi büyük bir CS yayıncısı. Aynı zamanda da benim eski doğum Valorant'ta. Şimdi hadi ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar, CS maçımıza da hoş geldiniz. Kadrolar aynı şekilde dostlar. Bu sefer Valorant takımımız saldıran yapıyor. Ancient haritasını seçti. CS takımımız Ancient haritası nasıl bir şey ben hiç bilmiyorum. Ben de çok az CS oynadım. Benim zaten ilk FPS oynadım Valorant. Maksimum bir 5-10 maçta CS'm vardır diyebilirim. Bakalım neler olacak. Bu arada lobilere girip infoları dinleyemeyebilirim arkadaşlar. Çünkü CS'de izleme modu şeymiş, biraz delaylıymış. O yüzden lobilere girersem kafa karışıklığı olur. Onlar önceden devam ederken biz sanki geç yerde olacağımız için info konusunda biraz kafa karışıklığı olabilir. Ben burada B'deyim ilk round. Granit yapacağım rampaya. Haberin olsun. Barrett'lerle yakına kayacağım. Echo. Dur senle gelsen double nate yapalım. Biz seninle mid'e gidiyoruz. Şu karşı biri koşuyor mid'den buradan. Aynen mid'den sağ sol yapayım. Karşı sağdan gelecek adamlar. Soldan da üstten de gelebilir ama o üst geleceğini sanmıyorum. Bizimkiler B'de, onun infosunu verir. Avantajı bizde mi, onlarda mı? Onlar mı verir? Bizde. Tamam. Pick at, bence pick atmayın. Abi bu çok mu? Evet dostlar bakalım. Şu anda minimap'ten izlediğime göre Spike alsa, pardon bomba. Alsaydı doğru gidiyor. Mid oyuna.
Rampa yok ya da A. Bakıyorum şu an. Exciting ve gas aç der. Nickleri çok okuyamıyorum. A side'a doğru gidiyor. Beşinci oyuncu da A side savunmasında. Exciting'de karşılaşacak burada. Agresif ve kompleksif eğim. Benim buradalar ya. Benim buradalar. Bana yanaşsanız biriniz. Ben döndüm Eko. Geldi. Herkes salmasın. Gör bir tane. İki hani öldü. Ooo fake verdiler B'ye doğru. B'de iki kişi ölünce şu an A'ya doğru kuracaklar burada. Elinde bombayla yakalandı. Ve agresif kompleksif eğim Exciting tarafından düşürüldü. Exciting bir kişiyi daha indiriyor. Bakalım durum 2-3'e kadar geldi. Atayım flash istiyor musun side'ı? Çabuk söyleyin. At 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 at. Attım atamadım. CT var bir tane arkada. Ah be. İlk roundu Valorant takımımız CS'de kazanıyor arkadaşlar. Durum 1-0. Çok enteresan olaylar oluyor. Acaba Valorant takımı kazanacak mı CS'yi? Bak ilk roundu alınca heyecanlandım. Bas mide bas. Tamam. Öbür tarafa yukarı bakıyorum. A koşuyor. Anladılar A'yı ya. Kolay evet, sanırım sürekli alınacaklar. Evet A girdi. CS takımında Martinez'le gaz oradan bir kişi bulmayı başardı. Güzel pozisyonda Alisa tek başına kalan Efemix elinde Deagle ile beraber düşüyorlar ve Valorant takımı hiçbir oyuncu kaybetmeden ikinci roundu da kazanmayı başardı arkadaşlar. Nasıl Eko gel ya. A'ya ben seni boostlayacağım, beni takip et tamam mı sağ taraftan. Oradan yürü al işte. Ya A tarafına gelirse vuralım. Rampa var. Gördü beni. Rampaya bir bakıyorum ben. Cave'e bakmam lazım doğuş. Bakıyorum ben. Burada ilk mücadeleyi sanırım ikinci oyuncu göğüsleyecek. Herkes yavaş oynuyor. Sakin sakin bir oyun dönüyor şu anda. CS'de olaylar böyle daha mı yavaş ilerliyor? Rampa var bir tane. Yavrum rampaya gösterme. Augla Cross'um ben. Şu anda Gaze Askent'le Tuğba K arasında mücadele göreceğiz gibi görüyorum. Buraya kusmuş. Ve Tuğba K bir kişi indirmeye başardı. Alisa oradan hemen bir kişiyi daha alıyor. Rampa 1'e 10 can. Headshot'lı. Rampa. Mid var bir tane, bir can. Mid bir can. Oha. Tek başına kalan Eko 1v4 atmayı başarabilecek mi burada? 180 Hz Martinez tarafından da Eko düşürülüyor. CS'de de durum 3-0. Ben bir de çıkıyorum yine. Bence böyle A gelecekler yani. Bakalım. Mid lurk bekliyor Marti ya. AP var Mid'de. Tamam. Evet burada Martinez karşılaşmak üzere Tuğba K ile. Ama düştü. Mid'de bir fightlar dönüyor. Oy. Alika Famex'i düşürmeyi başardı. Psikopat tarafından agresif ve kompleksif de düşüyor. Eko tek başına elinde Glock'la neler yapabilecek? Hiçbir şey yapamaz. Vas 7 ve tek başına Deagle ile kaldı. Kimse Valorant takımından düşmedi. Ve Eko da VS7'yi düşürmeye başarıyor. Durum 4-0'a geliyor arkadaşlar. Bir de kesiyorum ben. Bu sefer B'ye gitsene Eko. Elisa şu an 6-0, Martinez 5-1 gidiyor. Bir de flash geldi bir. Bir öldü mid. Nice olan. İki öldü mid. Nice olan. Mid'in sağı vardır üniversite. Mid 3 öldü. Valorant takımımız 2'ye 5 kaldılar. İşleri bir hayli zor çıkıyor. Ooo duvardan tarıyorlar. Neler burada o duvardan mermi mi geçiyormuş? Abi bakayım ama. Lan götümdeymiş lan. Bir rampa bir mid. Arkada mid var. S attım. Bomba mid tarafında, diğeri de rampada. Famex'in canı çok az. S attım biraz. Last TS'li AWP'li. O da rampada oğlum. Lan dönmüş mü? Dönmüş mü? Askente elin ve operatörüyle ama Famex tarafından düşürülüyor. Famex bu roundda harikalar yaratıyor. Ve CS'ciler total bu serüvende ikinci roundlarını, CS'de de ilk roundlarını kazanmayı başardı. Smoke patladı. Burada A taraf var. Geliyorum ben A'ya. Öldü bir. Kaç. Devam var buranın. Ha, var. Midinizi aldım. Çok güzel vanta battı ha. Bu Famex neler yapıyor elinde operatörle. Gaze'le de karşılaştı. Ve Gaze'i de indiriyor. Psikopat burada Famex'i düşürmeyi başaran isim. Evet CS'ciler kontrol elini aldı gibi gözüküyor. Tek başına psikopat operatörüyle. Ve agresif ve kompleksif eğim izin vermiyor psikopata. Durum 2-4'e geldi. 2 operatör oynayacak CS tarafı. Pardon ya ne operatörü? AWP. Evet. AWP demem lazım değil mi? B'ye gitmeyi istiyor Valorant takımımız. CS takımımızdan molliler alınmış. Molotoflar. Smoklar da atıldı. Rampa var, B rampa var. Tamam. Mid lurk bekliyor ya yine %100. Geçen de öyle yaptı. Bakalım bir yerler Tuğba K buradan şüpheleniyor ama mermileri de duyuyor. Bakalım buraya konu agresif ve kompleksif oyuncu. Birini düşürmeyi başardı. Valorant takımımız biraz sıkışmış durumda. Oradan psikopatın kafasını görmeyi başardı. Agresif ve kompleksif mermiler gidiyor ama olmadı.
birden Tuğba'yı pikledi. Burada düşürmeyi başarıyor Geaz. Psikopat, Eko'yu düşürmeyi başaran isim. Aa, bir tane mid sızmış, doğru duymuşum. Bir tane mid sızmış, arkanıza dikkat edin. Tamam. Geldi. Döndü bunlar. Save'le yani. Vay anana vardı. Oğlum ne güzel fake yedik lan. Hala da B site'de birilerinin olduğundan şüpheleniyorlar ama A site'a gidip plant alınmış durumda şu anda. Evet, plant alındı. Eline bir AK almayı tercih etti abi Mesih. Bu pusuyu fark edebilecekler mi? İşte bu pusuyu fark ettiler. Agresif affetmedi. 2-2'ye kadar geldi. Biraz hızlı oynamak zorundalar. Famex ve Agresif beraber. Agresif 46 canda. Oynayalım mı ya, ne diyorsun? Süre de var. Şey, temple ha, temple. Gördüm bir mağara. Temple'ı. Mağarayı yakıyorum. Aa, yanmadı lan. What the fuck? Sol. Helal olsun sana. Ve diffuse atmayı başardı. Martinez burada Famex tarafından düşürülüyor. Famex burayı çok iyi oynuyor arkadaşlar. Evet, CS'cilerde de bıçakları görüyoruz arkadaşlar. Hepsinin bu bıçaklar bildiğim kadarıyla çok pahalı. 300-400 dolarlık bıçaklar diyebiliyorum. Sürekli sallıyorlar haklı olarak o kadar para verdikten sonra. Yakamadım. Eko, şu yukarıya alabilirsin sol tarafı. Ben sağına bakacağım senin. Açıldım, tamam. B var bu arada. Yaktım yukarıya. Yanma sen, yanma. Geliyorum rampa. Oyun B. Oyun B. Tamam. Kör olma. B side'a girmekte kararlı Valorant takımı. Yavaştan ilerliyorlar. Şu anda burada bir kaos olacak. Smoke açıyorum, hazır mısınız? Açıldı açıldı. Bir öldü. Nice. Kuruyor. Bir tane daha var, bir tane daha var rampa. Onu bas 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 bas. Bas, bas, bas. Bir de bir flash geldi ama. Aha, bakıyorum. At kardeşim. Arkalı önünü vurdular, boost atmışlar çocuklar. Mid var. Tamam, bir tane, mid bir tane daha var. Ölmedi lan, niye ölmedi? Öldü bir. Benim burada evet. Öldü bir tane. Sen nasıl mid var mı başka? Öldü. İkinci öldü mid. Üçüncüyü bilmiyorum. Geaz elinde MP7 ile. Bakalım neler yapacak, koşa koşa burada agresife sıktı. Durum 5-7'ye geliyor arkadaşlar. Bak, seni az önce arkalı önünü yakaladılar, oraya gitme çok. Ben şöyle bir nade atayım onun kafaya, dur. Ses var mı dostlar? Burada Tuğba K'yi yakalamayı başaracak mı? Tuğba K ufasını aldı, bir smoke dağıtıldı ve smoke'un içini tarıyor Tuğba K. Mid smoke'dan geri kaçtı galiba. Hani 2 mid, en az 2 mid. Tamam, K'ye de var. Ben şöyle geri kaçıyorum ya. O galiba orası sende. Hey böyle. Mid tarafa kalabalık, sağ tarafta. Smom var da kullanamadım. Benim midi smokladılar. Tamam. Midi smokladılar. Biri midi gelebilir mi? B'yi bırakıp. Tuba burada Exciting ile karşılaşmak üzere. Exciting zıplayarak kaçmayı başardı. Burada iki kişinin olduğunu biliyor. Hızlı bir şekilde outside'a rotate verdiler. Neden bilmiyorum. Herhalde biri spike'ı görmeyi başardı. Midler smoklanmış. Burada Geass'la karşılaşacak mı? Agresif ve kompleksif. A görmedi. İyi bir timing yedi agresif. Yavaş yavaş da spike outside'a doğru gidiyor. Agresif psikopatı indirmeyi başardı. Çok güzel şekilde. Biraz daha yakından tutabilirsin. Ben ölmeyeyim de. Bir mid daha var. Helal. Çağrı. Çağrı, B dönebilirsin. B dönebilirsin. Kaldım midi, geliyorum. Sağ 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 sağ. Sürü yok çünkü, daha oynamaz midde. Yunus biraz geri kaçtım mı? Alayı orada, alayı aaa. Helal lan sana. O sırada Famex bir karbon operatör mermisiyle iki kişiyi de alıyor. Durum 6-4'e geldi. Valorant'taki gibi değil arkadaşlar. Mesela birinden birine geçeceğimde bak, mesela Famex'ten şu an şeye, ikinci oyuncuya geçeceğimde böyle hızlı hızlı geçmiyor fight'ın ortasında. Niye öyle yapıyor anlamıyorum. Haritada gidiyor. O sebepten dolayı bazı kuşları kaçırıyoruz. K'ye giriyor. Yandılar baya. Ben döndüm Eko. Rampa baya yandı. Tamam, K'yi kapattım. Şu anda bombalar atıyor, smoke'lar atılıyor. Sakin bir oyun ilerliyor arkadaşlar. Bak, gördün mü? Bundan bahsediyordum işte. Sen longa bak, longa yesene Yunus. Evet, şu an bütün smoke'lar atıldı. CS oyuncuları çok temkinli. Mid'de bir fight dönüyor. Eko harika bir şekilde düşürmeyi başardı. Eko'lar burada, Deagle deniyorlardı mid'den ama. Aynen. Evet evet, Deagle vardı. Daha mı var? AK aldı galiba. AK aldı. Bir de bakan var mı? Ben bakıyorum. Ben bakıyorum. Alisa buradan dönmeye karar verdi geri. Üçüncü oyuncu zaten orayı tutuyordu. FMX çok tecrübeli oyuncu. 2-3'e kadar geldi durum arkadaşlar. Şey, Danıt. Danıt. Asay'da doğru bir agresiflik görüyor. Burada olduğunu bilmiyorlar. Vasiyedinin bir plant alınacak. Small için taramaya karar verecek mi? Plant alındı. Vasiyedinin pozisyonu çok iyi. Exciting de burada çıktı. Exciting indirmeyi başardı. Psikopat direkt trade'ini alıyor çok güzel bir şekilde.
Alisa tarafından düşürdü. FMX elinde operatörle bakalım. Orada gördü Alisa'yı. Apex'i elimdeki klasikle indirmeyi başarıyor Alisa. Durum 6-5'e geldi. Sen pikte smoke atacaksın, ben de arkandan geliyorum. Oo, anladı. O ne lan? Çok fena vurdu. 2 tane var orada. Evet, 2A 3B oynuyorlar şu anda. Exciting. Göstermeyi başaracak. Oo, Alisa'yı vurdular. Alisa oradan güzel bir pik atıyordu Tuğbake'ye ama Tuğbake çok akıllı davrandı orada. 140-180 Hz Martinez kill almayı başarmış. Burada midde bir fight dönecek. Martinez'e dönüyor ama. 2 kişi kaldı. CS oyuncuları psikopat tarafından düşürülen bir agresif kompleksif Tuğbake 1v5, 1v4 atmayı başarabilecek mi? Tecrübeli CS'ci. Artık B sayda girdiklerini biliyor. Smoke içinden oynayacak. Martinez'in canı %3. Smoke içine girdi Martinez. Görmedi Tuğbake'yi. Exciting arkalanıyor. Ninja yapabilir misin Allah acaba? Ah lan. Tuğbake neler yapıyor? Acaba Ninja Diffuse mu atmaya çalışacaktı? Durum 6-6'ya geldi arkadaşlar. Ben smoke aldım. Aynen. Ben almıyorum smoke ya, ben şey alayım. Eko, benimle takip ediyorsun, şeye gireceğiz. Rea gireceğiz. Bir daha smoke alsaydı. B'nin neresini kapayım? Sağ mı sol mu? Çok sağ sol kapa. Sağ sol. K'den biz koşuyoruz. O zaman long'u sağa kapa. Evet, tek başına savunma yapan B'de bir Valorant takımından Geass görüyoruz. Geass BMX'i indirmeye başardı. Geass Eko'yu da indiriyor. Neler oluyor? Birden harikalar yarattı. Ve Valorant takımımız burayı çok güzel şekilde kazanıyor. Tekrardan öne geçmeyi başardılar. Durum 7-6. Öldü mid 1. Gel, Danut vardır herhalde. Şey var. Mid oynama, Danut oyna. Exciting Eko'yu almayı başardı. Exciting'den bir kill daha geldi. Exciting'den 3. kill daha geliyor. Ve tek başına kalan Tuğbake'ye bakalım neler yapacak. Psikopat tarafından çok güzel bir ES geliyor arkadaşlar Tuğbake'ye. 8-6 şu anda öne geçmiş durumda Valorant takımı. Bakalım smoke'umuz var mı bizim? Var, ben de smoke var. Alıyorum bir tane. B'ye patlayalım ya. İyi, smoke'ları atın, bana kapayım öyle. Aynen, kapat abi, gel. Long short kapa zaten. Bunlar açılmayı ama seviyor bu arada. Adam info alırlar yani. İnfo almak için açılıyorlar. CS takımı B side'a doğru ilerliyor. Savunma yapan bir Exciting. Exciting smoke'un içinden çok fazla mermi yedi. Tuğbake Alisa tarafından düşürülen isim oldu. Öldü smoke. Flash var mı? Yok. Aa bak, blok geliyor. Psikopat mı? Blok dedi ama Eko bu duraya ayık. Ve Martinez tek başına kaldı. Tuğbake tarafından indiriliyor. CS takımı burayı çok profesyonel oynuyor ve 8-7. Hiç kimseyi kaybetmeden alıyorlar roundu. Abi A'ya çok hızlı girsene ya. Ekolar bunlar. A'ya var ya, çok seri patla. A'ya mı diyor? A'ya tamam. Çok seri patla bak. Koş sadece. Yine alsaydı oynamak istediler. Martinez midde bir savunma, agresif bir savunma deniyor. FMX tarafından düşürdü. Tek başına kalan psikopat. Efsane bir kill aldı FMX'e karşı. Mikrofonumu yamulttum arkadaşlar yanlışlıkla. Hemen kur abi, helal. Öldü. Kur abi. Kurun. Ben arkaya bakıyorum, arka gelir diye. Vasta agresif ve kompleksif. Bakalım neler yapacak. Agresif ve kompleksif smoke'un içine puşlamaya karar verdi. Burada vurdu Geass'ı ama Geass'ı indirmeyi başaramadı. Headshot yedi lan biri. Temple City bu arada. Temple City. Exciting da Vas 7 tarafından düşürülüyor. Ve Geass burada save'lemeyi tercih edecek. Artık 11 canlı alamayacağı bariz bir şekilde olduğu için 8-8'e geldi durum. CS'ciler bırakmıyor bu mücadeleyi. Abi B'de bitiriyoruz. Yine aynı şekilde smoke'lar at. Ben site'a yanıcı atacağım. Tamam. Doş bombasın ona göre. Tamam, sıkıntı yok. Rampa pitleyebilir. B dikkat et, bakıyorum. Molly'den sonra atacağım smoke'ları, atmıyorum henüz. Tahtayı tara abi. Exciting burayı yakın savunmak istiyor. Midi almış durumda. Alesia'da Exciting'e bayağı vermiler yağıyor. 35 cana kadar düştü. Exciting'i side'in içinden pushladılar. Spawn içini tarayan bir Alisa çok fazla bomba yedi. Üzerlerine yaldır yaldır bir şeyler atıyorlar. Ne oluyor diyor bunlar. Geass bu sırada bir kişi indirmeyi başarmış. Geass da yardımlarına yetişiyor buradan. Wait, ne lan? Ben
Geldim ya size DS'ye geldim. Kef. Say. Ah lan iki tane. Tek başına kalan Vas 7 birden. Bakalım neler yapabilecek. Dalıyor Vas 7 iki kişiye efsane eseler Vas 7'den. Bire bire kadar getirmeyi başardı durumu. Smoa bir fake verdi. Ve Vas 7 Smoa'nın için random şekilde tarayarak efsane oynuyor burayı. 9-8'e getirdi. Round'u salmadı. Bomba bende bu sefer. Smoke. Ben alayım. Molly'den sonra atacağım smoke'ları. Atmıyorum henüz. Burada Tuğbake ile Beyaz arasında bir karşılaşma isteyeceğiz. Tuğbake. Oyuncuları ve Tuğbake burada 180 Hz Martinez tarafından düşürülüyor. Herkes içinde mermiler çıkmaya başladı. Eko 180 Hz Martinez'i yakalamış. Mid vardı, City. İki tane City var, iki City var. Biri Deagle'lı, biri USB'li. Yere Deagle'lı. Eko Exciting indirmeyi başaran isim. Paymax'i göreceğiz burada. Alice ile kapışırken Eko da piklerini atıyor. Eko izin vermedi. Tek başına kalan psikopat. Bakalım neler yapabilecek. Efsane BS. İkincisi de gelir mi ama. Paymax'e dönüş yetmedi. Body gitti. S'yi ona da koysaydı çok iyi olurdu. Bekleyelim mi? Bakarım. Sen Doğuş abiyle fake'le biz üçümüz A girelim. Olur. Olur olur olur. Doğuş abi bombayı verir misin bana? Bana smoke getir yavrum Doğuş. Attım buraya. Tamam siz B'yi şey yapın. Eko gel. Eko gel bizimle kardeşim. A gel. CS maçı çok daha rekabetçi geçiyor. Keşke iki maçı da CS atsaymışız falan diyormuşum. Rampa yakın olabilir bir tane belki. Sağ smoklu, sol smoklu. Yukarıdan side'a bir tane flash attım. Buradan Tuğbake'yi yakalamaya başaran Geass. Geass burada Vasili'yi de indiriyor. Birden CS takımı 3 kişi kaldı. Biri half HP. Vuramadım. Şeyde mağarada, mağarada. Eko trade'ini almaya çalışıyor. Bir bomba bıraktı. Psikopatı gördü, taradı ama olmadı. Tek başına kalan agresif, agresif tecrübeli CS'ci. Ama Exciting tarafından ES7 trade'ini direkt alıyor. 9-10'a geldi durum. Tam dediğim oldu. Balocular diyor ki biz de buradayız ve burada. Let's go. Mid'i smoke'luyorum. Bak B'ye gidiyorsunuz ama. Attım mid smoke'u. Mid'e doğru bir tane flash attım. Boom. Yanıcı geldi mid'e. Hey, mid kontrolünü almak isteyen bir CS takımı görüyoruz. Mid'i pushlamayı başaran Alisa burada yeri öğrenildi. Üzerine mermiler gelecek. 80 Hz Martinez burada bir kişi indirmeyi başarmış. Smoke içinde çocuk. Smoke içinde. Smoke içinde. Şuradaki de vurun lan. Sağ şuraya yanıcı atın. Aa rampa. Bey Max'i de indiriyor. Tek başına kalan Tuğbake. Bakalım neler yapacak. Psikopat tarafından düşürülüyor. 10-10 oldu durum arkadaşlar. Silah düşürmeye bakacağız ya. Yanacak, yakacak burayı. Midagro'su var. Bir tane Midagro var. Geri koy çıkın bakayım. Nade attı ben öldüm. Exciting Tuğbake'yi indirmeyi başarmış. Eko bir fight'in içinde, Exciting tarafından düşürülüyor. İki kişi kaldılar. FMX Deagle'ı çok tehlikelidir. Exciting tarafından düşürüldü. Ve Alisa agresif kompleksifi düşürüyor. 11-10. Abi az önce mid'e oynadık ya. Mid'e oynadık ya. Mid'e oynamayalım bence. Tek bir tane adam var. Onu vururduk abi, çok basitti ya. İyi tamam, smoke'luyorum o zaman, çık bari. Ben de vuramadım, ayrı bir olay da. Bekle, yanıcı var, bekle. Helal, ben döndüm A'ya direkt. 180 Hz Martinez operatörüyle agresif kompleksif tarafından düşürülen isim. Exciting çok güzel arkaladı ama o timingi yakalayamadı. Sumo'nun içinde gel. Bakalım. Tuğbake'yi indirdi. Sen neyi soldu abi? Zanıt yakın. O da burada. O da burada. Solda. Solda. Gels şu an save'lemeye doğru yaklaştı. Belki bir ninja mı deneyecek? Bir de saklanmayı tercih etti. Vas 7'yi burada buldu ama. Vas 7 ben onları yemem diyor. Şimdi ne yapalım Yunus? Abi şu B agresif alıyor ya. He. Onu bir bırak ya. İyi tamam. Ben de smoke'layım B'yi. Bir tane de atın sağ sola. Doğuş abi hemen kutuya buz. Hemen kutuya buz. Agresif vurmam lazım. At smoke'u. Smoke atmadınız bana. Doğru. Mid öldü. Helal. Sağı kapatabildim sadece. Solu kapatamadım öldü, ona göre öldü, oyna. Öldü sıkıntı yok gel. Famex de 180 Hz Martinez düşürüyor. CS'ciler tekrardan öne geçmek üzere. Plant alınıyor Vas 7 tarafından. CT nade attım. Sağ tarafa flash attım, oynuyorum ben. Tamam, arkaya bakıyoruz. Smoke işine agro girdim. Cave içi dikkat. Cave içi olamaz. Sol yakın olabilir, sol yakına dikkat yapmıyorsa et. Yapmıyorsa olamaz. Sol yakınına dikkat et. Cave içi yok oğlum, boş. Şuraya. Oğlum sevdiler lan. Bakıyoruz şu an, Valorantçılar sevlemeyi tercih etti. Ama izin vermemeye çalışıyor. CS takımında Alisa orada iki kişiyi indirmeyi başardı. Bombalar atılıyor. Ninja Diffuse'a da izin verilmedi. Herkes silahlarını saveledi. 11-12'ye kadar geldi durum. Ya mid'i smoke'layıp şu mid'i yine alabilir miyiz acaba ya? Alın, öyle yapalım mı? Mid klasik spotta duruyor genelde. Boş abi tek kalmasın. Bir de flash attım. Raid'le oynayın ya şu an, yavaş yine. Birbirlerini yokluyorlar.
spider alınmış. Herkesin de parası var mı? Sonra da Geass Duvake'yi indirdi. Spike B side'a doğru ilerliyor. Burada psikopatın bir canı kaldı arkadaşlar. O sırada Echo Martinez'i de indirmiş. Nereye oynayacaksınız? B mi oynayacaksınız? Bu bir düşürmeye oynayacağız şu an. Yer tamam alalım bir tane. Anıta yakın. Cave Smalls'ızdı. Tamam. Muhtemelen ince AWP'de aradan kesiyor. Echo Crossco'yu bekliyor kankam daha. Psikopatın bir canı var. Smoke içinde duruyor. Agresif kompleksif onu fark etti mi? Aa görüyor ama görmüyor agresif kompleksif psikopatı. Bir omzunu gördü sanki gibi geldi bana. Psikopat bir canla burada indirmeyi başarabilirse. Olmadı bir can diye 5 cana kadar düşürdü. Exciting izin vermedi. Echo Geass tarafından düşürüldü. Durumlar birden 2'ye 3'e geldi. Aslıydı burada bir timing germe. Evet o timingi yedi. Famex Alisa'nın yerini biliyor. Duydu mermi sesinden ve şu anda da flash'ı Alisa görülmüş durumda. Famex spreyini attı ama Exciting'i düşürdü. Alisa'nın canı çok az onu biliyor. Arkasındakini duydu mu? Ve Geass tarafından düşürdü. 12-12'ye geldin. Ne yapıyoruz şimdi? Bluetooth'u usluyorum direkt ya yukarı. Boost abi yavaş oynayalım işte bu. Senin dediğini yapalım. Bana birini smoke bir atıyoruz. Açılacak galiba. Olabilir. Hey açılıyor ona göre. Danıt var bir tane. Şurada da bir tane smoke içiyor. Güzel. Helal sana. Mid var. Mid var. Mid gördüm şurada. Öldü bir tane. Timing yedim. Timing yedim. Oğlum Geass bir kişi indirdi. V7 tek başına kaldı. Vas 7 tek başına 12-12 13 olan mı kazanıyor oğlum bu oyunu? Psikopat bitirdi. Gel tamam A sağ sol şey B sağ sol simon atıp aynı şekilde toplu girelim. Yani. Çağrı sen bir de lurk atmayı beceremiyorsun güzel kardeşim. Molly atıyor Molly'yi söndürün direkt koşun. Molly atıyor Molly'yi söndür koş ben kapatıyorum. Görüm. Öldü mü? Görüm yok. Site'da. Site'ı vur. Nereye kaçtı? Cave'e kaçmış olabilir. Cave'e kaçmış. Cave'de. Öldü arka açılıyordu öldü. Tamam. Hemen Duvake'nin trade'ini alıyor. Durum 13-13'e gelmek üzere. Lan kim o? Rampaya doğru kurdum sessiz bombayı. Arka var bir. Arka var bir. AP'si var arkanın. Çağrı flash attım. AK almış olabilir belki. Cave'e girmiş olabilir. İkisinin elinde operatör görüyoruz arkadaşlar. Exciting ile Psikopat. Bakalım neler yapacaklar. Psikopat Valorant'ta çok tehlikeli bir operatör oyuncusu. Psikopat tarafından, Echo tarafından psikopat düşürülüyor. Durum 13-13'e geldi. Aynısını yapıyorum. Şöyle bir de başlıyorum ya. Körün olmakla atıyor. Siz mi atıyorsunuz? Oğlum AWP var lan. Cave'de AWP var lan. Famex indirmeye başlanmış. Valorant takımından çok hızlı bir rotate geldi. Burada iyi bir kaos çıkabilir. Neler oluyor? Alisa Tuvake'yi de indirmeyi başardı operatörüyle. CS takımı Echo birden çıktı iki kişi indirdi. Echo'yu izliyoruz 21 canla Echo burada düşen isim oldu. Vasiydi daha önce buradan bir kere yaptı bir daha yapar. Ama Vasiydi de burada düşüyor. Valorant takımı son kalan Martinez 45 canıyla çözmeyi başarıyor arkadaşlar. 14-13'e geldi durum. Bir de sağ smokladım B boost istiyorum ya. Demek için. Tamam ben atacağım. Doğuş abi atıyor, Doğuş abi atıyor. Evet Spike Alsight'a doğru yönleniyor. Alsight'da tek başına Vasiydi savunacak. V fake vermek istiyorlar sanırım. CS takımı çok çerübeli ve hiç piklemiyorlar. Alisa'yı görmek üzere Vasiydi. Bir pik denemesi Alisa'dan ve omzu gözüktü. Vasiydi burada Alisa'yı çok güzel şekilde indirdi. Exciting flash'ını attıktan sonra bir pik attı ama yakalayamadı. Martinez orada Vasiydi indirmeyi başarıyor. Durum 4-4'e kadar geldi. Echo'nun elinde bir operatör tercih. Echo wallbanklerle düşürülecek mi? Hayır düşürülmüyor. Ve Echo burada Martinez tarafından düşürüldü. Spike Alsight'a doğru yönelirken FMX elinde operatörüyle biliyorsunuz 10.000 saat. Aa burada bir lurk var. Burada bir lurk var. Agresif ve kompleksif Geass tarafından düşürüldü. Tuvake durumlara ayık. Tuvake ile Geass'ın karşılaşması. Ve Geass Duvake'yi indirmeyi başarıyor. Durumlar yine mi eşitlenecek? FMX operatörüyle yapabilir mi bakalım? AWP'si ile pardon. Zamanı da bir aylı kısıtlanıyor. Soluna bakacak mı? Bakacak. 180 Hz Martinez tarafından düşürülüyor burada.
13-15'e geldi durum arkadaşlar. Ben A'dayım ya. A'dan ben agro yapıyorum ya. Valorantçılar bu mücadeleyi de kazanacak gibi arkadaşlar şu anda. 13-15'e geldi durum. B sayda doğru ilerlemek istiyorlar. Alisa bu AK'yi indirmeyi başarmış. Aimex buraya agresif almak istedi. Gaz tarafından düşürüldü. Eko elindeki pompalısıyla beraber psikopatı indirmeyi başardı. Exciting'ini de indiriyor. Pardon, Exciting trade'ini alıyor. Tek başına kalan agresif ve kompleksif şu an CS'cilerin gururu için savaşıyor. Pirini indirdi ve trade alındı. Valorantçılar CS mücadelesinde kazanıyor 16-3'lük bir zaferle. Skor tablosunda şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz, inanılmaz. Hem Valorant mücadelesini kazandılar, hem 5 globale karşı CS mücadelesini kazandılar arkadaşlar. Dostlar gerçekten efsane bir mücadeleydi. Eğer siz de CS'ciyseniz ve Valorantçılara karşı meydan okumak istiyorsanız, yine bu kadroya karşı sizleri de hem Valorant'ta hem CS'de mücadeleye Discord kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiysen bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsan çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.